Merhabalar. Bugün hakiki fizik denemelerinin 12. AYT denemesini çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. G ağırlıklı homojen bir küre sürtünmesiz X ve Y duvarları arasına şekildeki bir dengelenmiş. X duvarının küreye uyguladığı kuvvet 40 N olduğuna göre cismin ağırlığı soruluyor arkadaşlar. Evet homojen küremizin ağırlığını aşağıya doğru gösteriyoruz arkadaşlar. X duvarının tepki kuvvetini şuraya taşıyacak olursam burası da arkadaşlar y duvarının tepki kuvveti olacak. Bunu da kuvveti taşıyarak buraya doğru yazıyorum. Evet gördüğünüz gibi kesişen kuvvetlerin dengesi yani Lami Stewart teoreminden yapabileceğimiz bir soru. Dengede olduğu için arkadaşlar direkt kuvvet bakımından net kuvveti sıfırlayıp sorumuzu daha kolayca çözebiliriz. Yapacağımız şey arkadaşlar buradaki açı 37 derece. Şurası bizim için 37. Burası 53. Burayı şu şekilde çizdiğimizde açımız 37 derece oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar nx'in iki tane bileşeni var deyip nx'in cos 37 bileşenini ny'ye benzer şekilde nx'in sin 37 bileşeninde ağırlığımıza eşitleyecek olursak sorumuzu şu şekilde cevaplandırabiliriz. Nx çarpı sin 37 bizim için aşağıya doğru olan ağırlığa işte olacak kuvvet bakımından denge. Yukarı çekenler aşağı çekenlere sağ çekenler sola çekenlere eşit olacak. 40 çarpı sin 37'nin sayı değerini yazıyorum. 6 bölü 10. Dolayısıyla G ifadesini arkadaşlar ağırlığımızı buradan 24 Newton olarak buluyoruz. Bu haliyle sorumuzun cevabı D şıkkı olacak arkadaşlar. Evet ikinci sorumuz Compton saçılma deneyi ile alakalı bir soru arkadaşlar. Compton olayında serbest bir elektron şekilde gibi gönderilen X ışını fotonu bu çarpışma sırasında bir parçacık gibi davranarak elektronun saçılmasını sağlıyor. Burada Kanton'un ile ilgili bir bilgi verilmiş. Işığın tancikli yapısını açıklayan deneylerden birisi arkadaşlar. Buna göre saçılan fotona ait büyüklüklerden hangisi gelen fotondan daha fazla olur? Arkadaşlar biz bu ifadeyi şöyle bir hatırlatalım konuyu da kısaca. Gelen fotonun enerjisine F dalga boyuna lambda momentumunu P hızını V olarak gösterecek olursak saçılan fotonlar için Üstü ifadelerle gösteriyorum. Enerjisi E üssü, dalga boyu lambda üssü, momentum P üssü, hızı arkadaşlar bizim için V üssü olacak şekilde. Evet, enerji korunumu bir ifadeydi. Gelen fotonun enerjisi, saçılan fotonun enerjisi ve elektronun enerjisinin toplamı olduğu için gelen fotonun enerjisi her zaman saçılan fotonun enerjisinden büyük olacaktır arkadaşlar. Benzer şekilde frekansla enerji doğru olduğu için frekans lar arasındaki ilişkiyi bu şekilde yazabilirim. Frekansla dalga boyu ters orantılı olduğu için saçılan fotonun dalga boyu daha büyük olacaktır. Fotonlar için arkadaşlar momentumun kaynağı enerjidir. Dolayısıyla fotonumuzun hızı değişmeyecek aynı ortam olduğu için arkadaşlar V ve üstüne eşit olacak. Momentum da arkadaşlar enerjisi azaldığı için gelen fotonun momentumu saçılan fotonun momentumundan büyük olacak. Dolayısıyla bize büyüyen ifadeyi sormuş. Dalga boyunda arkadaşlar bir büyüme gözlemliyoruz. Bu haliyle sorumuzun cevabı C şıkkı olarak verilecek. Evet. Üçüncü sorumuz bir basit makina sorusu dişli çarklar veya kasnaklar olarak bildiğimiz ifade. Şekil 1'de S ve R dişlerinden meydana gelen sistemde S dişlisi ok yönünde en tur atıyor. O zaman R dişlisi de aynı yönde arkadaşlar dönecektir. Tur sayısıyla yarı çap ters orantılı. Yarı çapı R olan en tur atıyorsa yarı çapı 3 R olan en kadar döndüğünde arkadaşlar 1 bölü 3 tur atacaktır diyebiliriz veya n bölü 3 olarak yazalım. İkinci şeklimizde ne yapmış? Araya bir kastak koymuş arkadaşlar. Dişli düzeneyi koymuş. Buna göre arkadaşlar tur sayısı ve dönme yönü nasıl değişir şeklinde bir ifade. Evet S kastamız yine n tur atıyor arkadaşlar saat yönünde. Neyi kastına? Ters yönde dönecektir. Yani saat yönünün tersi. Yine dişli düzeneklerinde birbirine zıt yönde çevirecekleri için R'nin arkadaşlar bir üstteki şekle göre aynı yönde döndüğünü görüyorum. Dolayısıyla dönme yönünde herhangi bir değişme olmayacak. Aynı yönde dönecektir. Bek tur sayısına bakacak olursak arkadaşlar Farklı merkezli kasnaklarda aradaki dişler aktarım görevi yapacağı için tur sayısını etkilemez. Ama isterseniz bunu şu şekilde de yazalım. Yarı çapı R olan S kasnağı N tur atıyor. Dolayısıyla yarı çapı 2 R olan N kasnağının tur sayısını buradan 1 bölü 2 olarak yazabiliriz. Daha sonra arkadaşlar ne ile R arasındaki ilişki yazmak için de devam ettirecek olursam ifadeyi yarı çapı 3 R olan R kaslarının tur sayısını yine n bölü 3 olarak bulacağız arkadaşlar. Buna göre tur sayısında bir değişme yok. Dönme yönümüzde aynı olacak. Evet şıklarımıza bakacak olursak tur sayısı değişmeyecek. Dönme yönümüzde aynı olacak. Yani bu haliyle sorumuzun cevabı arkadaşlar C şık olarak verilecek. Dördüncü sorumuz manyetik alanla ilgili bir soru arkadaşlar. Çembersel telin manyetik alanını ilk önce bir hatırlatalım. Manyetik alanımızı 2KP i bölü r şeklinde yazıyorduk. Genelleyebilmek adına da alfa bölü 360 ifadesini kullanıyorduk. 3 tane telimiz var arkadaşlar. Mavi, kırmızı ve yeşil olmak üzere. Soruya bakacak olursak i akımının oluşturduğu manyetik alan şiddetini b olarak vermiş. Dolayısıyla arkadaşlar i akımının oluşturduğu manyetik alanını şu şekilde yazalım isterseniz. Ben bu telleri harflendireyim. Burası K teli, şurası L teli, burası da M teli olarak verilsin. L telindeki akımın arkadaşlar oluşturduğu manyetik alan bize soruda verilmiş. L telinde dikkat edeceğimiz olay akım saat yönünün tersine doğru olduğu için manyetik alan dışarıya doğru B kadar olsun. İfademizin sayı değerini yerine yazdığımda 2k pi akımın değeri i, çapımız r. Burası gördüğünüz gibi çeyrek bir çember olduğu için arkadaşlar biz bu ifadenin 1 bölü 4'ünü alacağız ve buna B diyeceğiz. Bu aynı zamanda şöyle L olarak da yazalım. Değer olarak da B şiddetindeymiş. Arkadaşlar katilinden geçen akımın oluşturduğu manyetik alan akım saat yönünde olduğu için arkadaşlar manyetik alan içeriye doğru olacaktır. Katilinin manyetik alanını da şu şekilde yazıyorum. 2 kpi i bölü arkadaşlar pardon akım 3 i de yarı çapımız r yarım çember olduğu için arkadaşlar 1 bölü 2 ile çarpıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Metinin oluşturduğu manyetik alanı gösterelim. Bu da saat yönünde dolaştığı için arkadaşlar içeriye doğru bir manyetik alanımız olacak. Bunu da 2 k pi akım değeri 4 i bölü R diyorum. Ve bu çeyrek bir daire olduğu için arkadaşlar yine 1 bölü 4 ile ifadeyi çarpıyorum. Dolayısıyla arkadaşlar biraz aşağıya geçeyim. L'nin oluşturduğu manyetik alan dışarıya doğru Bey de bunun sayı değerini yazacak olursam şuradan sadeleştirme işlemi yapıyorum. K P, I bölü iki ifadesini arkadaşlar biz b demişiz. Dolayısıyla kpi gördüğümüz yere 2b yazabiliriz. Dolayısıyla katilinin oluşturduğu manyetik alan içeriye doğruydu. 2 kp 3i bölü r çarpı 1 bölü 2 ifadesinden arkadaşlar ikilerden kurtuluyoruz. Burası bizim için 3kpi verecek yani 3blik bir manyetik alan. dışı tekrar içeriye doğru olan telinin oluşturduğu bir manyetik alan vardı. 2k pi akımın değeri 4 idi. Yarı çapımız r çeyrek daire olduğu için 1 böl 4. Bunları atıyorum arkadaşlar. K pi yerine 2b yazıyorduk. Pardon şurada işlem hatası yapmışım. Burası benim için 6b. Burası da arkadaşlar 4b'lik bir ifade verecek. Aynı yönde olanları topladım. 10b arkadaşlar. Diğeri dışarıya doğru olan b olarak verilmişti. Dolayısıyla cevabımız 9B olarak bulunacak. Biraz işlemli bir soruyla. Evet arkadaşlar. Beşinci sorumuza bakalım. Sürtünmelerin önemsiz olduğu bir ortamda... ...merkezinden geçen eksen etrafında... ...W ile ...ok yönde döner şekildeki... ...en kütleli R yarıçaplı homojen bir kastan... ...dönme kinetik enerjisinin... ...arttırılması için neler yapılabilir... ...şeklinde bir soru. Evet dönme kinetik enerjisini hatırlayacak olursak arkadaşlar... ...1 bölü 2... I, w kare ile gösteriyorduk. I dediğimiz şey eylemsizlik momenti m R kare boyutunda olduğunu hatırlatalım. Buna göre arkadaşlar yapacağımız şey ya eylemsizlik momentini arttırmak ya da açısal hızımızı arttırmak olacaktır sorumuzun cevabı. Evet. Birinci İfademizde yarı çapı sabit tutularak kütlenin arttırılması. Yarı çapı sabit arkadaşlar kütle arttığında eylemsizlik momentimiz artacak. Dolayısıyla dönme kinetik enerjimizde bir artış olacaktır. İkinci ifademiz kütle sabit tutularak kütlemiz sabit yarı çapı azalttığında arkadaşlar açısal momentum azalacak. Dolayısıyla ikinci yargı dönme kinetik enerjisini arttırmak için yapılmayacak. Üçüncü ifademiz açısal hız küçültülmeli. Açısal hızın karesiyle doğru röntgeli olduğu için arkadaşlar dönme kinetik enerjisi açısal hız azaldığında dönme kinetik enerjisi de azalacaktır. Bu haliyle sorumuzun cevabı A şıkkı olarak bulunacak. Evet Ezgi öğretmeninin verdiği ödev için yaptığı araştırma sonucunda bilgisayar teknolojisinin temelinde yer alan çok az enerji harcayan ve üretim maliyeti düşük olması nedeniyle ülke ekonomisine katkı sağlayan, kullanıldığı devrelerde anahtarlama görevi yapan yarı iletken malzemelerden üretilmiş devre elemanı olduğunu öğreniyorum. Evet arkadaşlar ifadelerimizi birleştirecek olursak yarı iletken malzemelerden yapılıyor yani P ve N tipi yarı iletkenlerden. Anahtarlama görevi yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla o zaman şu şekilde emitör baz ve kolektör şeklinde ifade ettiğimiz bir yapı aklımıza geliyor elektronik devre elemanlarında. Yarı iletkenlerden yapıldığı için maliyeti düşük arkadaşlar ve elektronik devre elemanlarında çok kullanıldığı için bilgisayar teknolojisinde de çok fazla kullanılıyor. Bu devre elemanımızın ismi transistör olarak biliyoruz. Bu haliyle cevabımız B şıkkı. Yedinci sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki etkinlikte görüntüleme cihazlarıyla ve bu cihazlarda kullanılan dalga çeşitlerinin doğru eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? Gibisinden bir sorumuz var. Sonar demiş arkadaşlar. Sonar ses dalgalarıyla oluşuyordu. Hatırlayacak olursak. Dolayısıyla sonarımız ses dalgalara gelecek. Termal kameralar arkadaşlar. Bizim normal olarak algılayamadığımız ama bu e, Kızılötesi ışınları algılamamızı yarayan bir aletli termal kameralar. Tomografi arkadaşlar X ışınları olarak üretimini yapıyorduk arkadaşlar. Görüntüleme teknolojisinde zararlıydı. Radyasyona maruz kalıyorduk. Dolayısıyla arkadaşlar 7. sorumuzun cevabı eşleştirmelerimizi yaptığımızda C şıkkı olarak bulacağız. Sekizinci sorumuz arkadaşlar nanoteknoloji ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Hatırlayacak olursanız nano arkadaşlar 10 üzeri eksi 9 metre. Dolayısıyla en küçük maddelerin teknolojisi olarak adlandırılacak. Kendini temizleme özelliğine sahip duvar boyaları, kir tutmayan halı ve kumaşlar nanoteknoloji sayesinde günlük yaşantımızda yer almaktadır arkadaşlar. Bu ifademiz de doğru. Kumaşlarda özellikle nanoteknoloji kullanılarak çok sıkı bir arkadaşlar düğüm oluşturabildiğimiz için su geçirmiyor aynı zamanda. Tıpta kullanılan nano robotlar sayesinde vücuttaki hastalıkları zamanında tespit edebilir hale gelmiştir. Çok küçük boyutlu oldukları için arkadaşlar vücudumuzda rahat bir şekilde dolanabiliyorlar bu robotlar. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olarak verilecek. Dokuzuncu sorumuz arkadaşlar lazerle alakalı lazer dediğimiz şey arkadaşlar uyarılmış emisyon yoluyla elde ediliyordu. İki türlü emisyonumuz vardı. Biri kendiliğinden emisyon, diğeri de uyarılmış emisyon. Kendiliğinden emisyonda elektronlar üst yörüngeden alt yörüngeye kendiliğinden geçiyordu. Uyarılmış emisyonda ise üst seviyedeki bulunan elektronları üst enerji yörüngesinde bulunan elektronları arkadaşlar aşağı indirmek için biz onları zorluyorduk. Yani uyarıcı fotonlar gönderiyorduk. Enerjileri yüksek olduğu için arkadaşlar buharlaştırma işleminde kesme ve delme işleminde kullanıyoruz. Dağılmadan çok uzak mesafelere gidiyorlardı. Tek renkli ışınlardı lazerler bizim için. Enerji, frekans ve dalga boyları aynı olduğu için dağılmadan çok uzak mesafelere gidiyor. Enerji yoğunlukları düşüktür ifadesi arkadaşlar yanlış olacak. Çünkü tek renkli ışık olduğu için frekans ve dalga boyu aynı enerji değerleri yüksek olacak. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız bu haliyle B şıkkı olarak verilecektir. Evet 10. sorumuz arkadaşlar Young deneyi ile alakalı bir soru. Tek renkli bir ışık kullanılarak yapılan çift yarıkla girişim deneyinde. Hatırlayacağınız gibi ışığı arkadaşlar ışık dalgaları kırnıma uğrayıp ekran üzerinde aydınlık ve karanlık saçakları oluşturuyordu. Yarıklar düzlemin ismine fans burayı da perde veya ekran olarak isimlendiriyorduk. Tek renkli ışık kaynağı kullanarak arkadaşlar yaptığımız girişim deseneyin, deneyinde ayrı deney düzeneyin sadece tek renkli ışık kaynağının yarıklar düzlemini dik olacak şekilde yarıklar düzlemine yaklaştırılması yani kaynağımızı arkadaşlar hareket yönünü şu şekilde belirtebiliriz. Aydınlık saçağın genişliği ve parlaklığı hakkında ne söylenebilir demiş. Saçak aralığı ifadesi arkadaşlar delta x l lambda d ve burayı da n ile gösterelim. L dediğimiz şey fantile ekran arasındaki mesafeyi de lambda kullandığımız dalga boyu d yarıklar arasındaki mesafe n dediğimiz şeydi arkadaşlar. Fant ile ortam e, perde arasındaki ortamın kırıcılık indisiydi. Dolayısıyla biz ışık kaynağını arkadaşlar e, fanta doğru dik bir şekilde hareket ettirdiğimizde delta x'imizde yani saçak genişliğimizde herhangi bir değişiklik olmayacak. Sadece ışık kaynağımız arkadaşlar yarık düzleme yaklaştığı için daha fazla aydınlanma yapıp, saçaklarımızın aydınlık saçaklarımızın parlaklığını arttıracaktır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı genişliği değişmez parlaklığı artar olarak A şıkkında verilmiş arkadaşlar. Evet 11. soru eşit bölmeli düzlemde K ve L noktasal cisimleri şekildeki konumlardan VK ve VL hızlarıyla fırlatıyorlar. Hava sürtünmesinin önemsiz ve G yer çekimi imesinin her yerde eşit olduğu bir ortamda arkadaşlar. K'dan atılan bir cisim T noktasına çarpıyormuş. L cismi hangi noktada yere çarpar şeklinde. Güzel bir soru arkadaşlar. Tabi burada işlem yapacak olursak baya bir zamanımız gidecek. O yüzden şöyle bir hatırlatma yapıyorum arkadaşlar. Atış hareketlerinde bir noktayı özellikle ilk atış hareketinde arkadaşlar hedefleyerek attığımızda asla o noktaya ulaşamıyorduk. Hedefleyerek attığımız noktadan serbest bırakılan bir cismin yere düşme süresi bizim havada kalma yani hareket süremize eşitti. Dolayısıyla K'dan attığımız cisim arkadaşlar T noktasına T sürede düşüyorsa burada yani toplam yüksekliğimize 6 birim olacak alırsak buradan bırakılan cisim de T sürede ne yapmıştır? Yere düşmüş olacak. K'nın hız bileşeninin yatayını gösterecek olursam bir birim arkadaşlar. Bu bir birimlik hız. K'nın yatay bileşeni Kx olarak gösterelim. T sürede arkadaşlar atıldığı noktanın 1, 2, 3, 4 birim ilerisine düşüyorsa. Aynı yükseklikten yatay olarak atılan cisim de arkadaşlar yine aynı sürede zemine ulaşacaktır. L'den atılan cismin hız bileşeni yine arkadaşlar 1 birim çarpı t buranın da 4 birim ötede atıldığı noktanın 4 birim ilerisinde yere çarpacağını söyleyip 1, 2, 3, 4 yani T noktasında çarpışma olayının gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. 12. soru arkadaşlar. içme momentum konusunda bir patlama sorusu. Patlamalarda yapacağımız en önemli ifade tabii ki momentum korunumu. İlk momentum her zaman son momentuma eşit olacaktı. Yatay sürtünmesiz düzlemde artı x yönünde sabit 2 metre bölü saniyelik hızlı hareket eden 6 kilogram kütleli bir cisim. O zaman biz ilk momentumuzu gösterelim arkadaşlar. İlk momentumumuz sağa doğru kütle hızın çarpımı 6 çarpı 12. 12 kilogram metre bölü saniye şeklinde. O noktasında iç patlama sonucu 3 parçaya ayrılıyor. Kütlesi 1 kilogram olan cisim sabitlik. Sabit hızda 8'lik hızla hareket ediyormuş. 2 kilogram olan da 4'lü kızlara hareket ediyor. O zaman biz bu parçanın momentumunu 8 olarak gösterelim arkadaşlar. Bu parçanın da momentumunu 8 olarak gösteriyorum. Bizim son momentumumuz da artı x yönünde ve 12 kilogram metre bölü saniye eşit olmak zorunda momentum korunumu gereği. Dolayısıyla bu iki vektörü arkadaşlar hatırlayalım. İki vektör birbirine, iki vektör birbirine eşit ve aradaki açı 120 derece ise bileşki açı orta üzerinde bunlardan birine eşit olacak. Dolayısıyla bizim üçüncü parçacığımız da momentum kornunu sağlayabilmek için artı x yönünde hareket etmesi gerekiyor. Toplam madde miktarımız 1, 2 arkadaşlar iki parçamız 3 3 kilo, e, kilogram e, toplam madde 6 kilogram olduğu için diğer parçacığımızın kütlesini 3 kilogram olarak yazıyorum. Hızına V dediğimizde arkadaşlar 12 verebilmesi için buranın momentumunun 4 kilogram metre bölü saniye olması lazım. Ve biz buradan hızımızı 4 bölü 3 metre bölü saniye olarak bulacağız. Bu haliyle cevabımız B şıkkı olarak verilecek. Evet, 13. sorumuzda kütle merkezi veya ağırlık merkezi olarak aslandırdığımız konu arkadaşlar da. Oradan gelen bir soru. Şekildeki tellerden hangileri arkadaşlar dengede kalabilir şeklinde bir sorumuz var. Tabi dengenin ilk şartı arkadaşlar. Yukarı çekenler aşağı çekenlere eşit olmak zorunda ikinci ifademizde zıt yöndeki torkları eşitlememiz lazım. Dolayısıyla moment noktamızı ip olarak düşünecek olursa tellerin ağırlığı yerine arkadaşlar uzunluğunu kullanabilirim. Burası 2 birim, burası 2 birim, şurası 1, bir, burası 1. Dolayısıyla torklarına bakacak olursak arkadaşlar sol tarafın torku 2 çarpı 1 artı 1 çarpı 2 eşit midir diye düşünüyoruz. Sağ tarafın torkunu yazıyorum. 2 çarpı 1 artı 1 çarpı 2. Evet bu eşitliği saldığımız için birinci şeklimiz asıldığında dengede kalacaktır arkadaşlar. İkinci şekle baktığımızda arkadaşlar ipe göre zaten simetrik bir yapı yok. Tork alacak olsak sol tarafın torku daha büyük olduğu için dengede kalmayacaktır. Üçüncü şeklimize bakacak olursam iki tane telimiz var. Uzunlukları kök 5. Bunların ağırlık merkezine Arkadaşlar ipin asılma noktası olarak bulabiliyorum. Benzer şekilde buradaki cismin ağırlık merkezini şurası ve en sonda arkadaşlar şu iki parçanın ağırlık merkezini aynı nokta olarak gösterdiğimde hepsi ipin uzantısından geçiyor. Yani net torku sıfır yapıp arkadaşlar dengede kalacağını söylüyoruz. Bu halde cevabımız şıklarımızda 1 ve 3 olarak verilmesi lazım. Yani D şıkkı. Evet 14. ve son sorumuz arkadaşlar. Transformatörlerle ilgili bir soru. Şimdi transformatörlerin konu anlatımında üzerine basarak söylediğimiz bir ifade var. Transformatörler alternatif akımla çalışır. DC akımla transformatörler çalışmayacak arkadaşlar. Çünkü transformatörlerin çalışmasında bir indiksiyon emk'si oluşması gerekiyor. Yani indiksiyon yoluyla biz taşıma işlemini yapıyoruz. Dolayısıyla ikinci şekilde DC akımı gördüğümüz için direkt arkadaşlar bu transformatörün çalışmayacağını dolayısıyla çıkıştan herhangi bir potansiyel alamayacağımızı söylüyorum. Peki birinci şekle bakacak olursak X transformatörümüz arkadaşlar potansiyel olarak V'yi uygulamışız. A'dan elde edilen potansiyel Sorulmuş bize arkadaşlar potansiyelimizi burayı primer sarım sayısı burası sekonder içinde burası olarak yazacak olursam evet ne yapıyoruz primerdeki potansiyelimizde arkadaşlar sekonderdeki sarım sayısını çarpıyoruz. Burayı sekonder potansiyel olarak yan çıkış potansiyel olarak düşünürsek de bununla primerdeki sarım sayısını çarpıyoruz. Dolayısıyla biz çıkıştaki potansiyeli burada 4V olarak bulacağız. Buna göre arkadaşlar şıklarımıza bakacak olursak A 4V B 0 olan A şıkkı arkadaşlar sorumuzun cevabı. Evet arkadaşlar. 12. AYT denemesinde burada bitirdik. Bir sonraki denemede görüşmek üzere kolay gelsin.